Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra tekrar buradayım. Aslında birkaç hafta önce bir karar verdim. Daha fazla İngilizce içerik üretmeye çalışacaktım. Yani böyle bir planım vardı. Ama son zamanlarda gördüm ki Avusturya'da yaşamla alakalı videolarım gerçekten çok fazla izleniyor. Ve sizden bu konuda çok fazla soru geliyor. O yüzden tamamen İngilizce ağırlıklı içeriklere geçmeden önce biraz daha buradaki yaşamdan, kendi yaşamımdan, daha doğrusu kendi tecrübelerimden bahsettiğim birkaç video daha çekmek istiyorum. Bugünün konusu Avusturya'da yaşamanın eksileri. Yani bugün biraz buradaki yaşamdan, daha doğrusu burada yaşamanın dezavantajlarından bahsedeceğim. Bir sonraki videomda ise avantajlarından yani artılarından bahsedeceğim. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Unutmadan şunu eklemek istiyorum. Buradaki yaşamla alakalı birkaç video çekmiştim. Hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Hatta benim gibi buraya öğrenci olarak gelmiş arkadaşlar röportaj da gerçekleştirmiştim birkaç farklı arkadaşla. Onlardan da yani o röportajları izleyerek kafanızda az çok bir şey oluşturabilirsiniz buradaki yaşamla alakalı, şartlarla alakalı. Onların hepsinin linkini bırakacağım. Onlara da göz atmayı unutmayın. Hatta önce onlara göz atıp daha sonra bu videoya gelebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet, Avusturya'da yaşamın eksilerinden bahsedecek olursak ilk bahsetmek istediğim konu vize süreci. Eğer Türk pasaportuna sahipseniz maalesef Avusturya vizesi almak gerçekten kolay değil. Yani ben bu süreci çok uzun süre önce halletmiştim. Yani ben buraya 2009 yılında geldim gerçekten. Çok uzun bir süre geçti. Ama prosedürün çok fazla değiştiğini düşünmüyorum. Benim zamanımda hala öyle mi bilmiyorum. Marmara bölgesi İstanbul'a gitmek zorundaydı. Diğer bütün bölgeler Ankara'ya bağlıydı. Ben İzmir'den geldiğim için Ankara'daki Avusturya konsolosluğuna gitmek zorunda kalmıştım. Ve evraklarımın çoğunun doğru olmasına rağmen, tam olmasına rağmen sırf formu yanlış doldurduğum için vizem reddedilmişti. Yani oradaki insanlar, ilgilenen insanlar bunu çok irdelemiyorlar, çok düşünmüyorlar. Formunuz yanlış olduğu için direkt red veriyorlar size. Ben o yüzden bayağı vakit kaybetmiştim red yediğimden dolayı. Benim zamanımda çok fazla şirket vardı, öğrenci şirketleri, yani aracı şirketler diyebiliriz. Onlara belli bir miktar ödüyordunuz ve sizin bütün işlemlerinizi hallediyorlardı. İşte vize işlemlerinizi, yurt işlemlerinizi, sizi havalimanına alıyorlardı, bir yere yerleştiriyorlardı falan. Benim o zamandan da birçok arkadaşım bu şirketlerle Viyana'ya geldi. Onların yardımıyla kursa kayıt oldu, işte bankada hesap açtı, sigortaya kayıt oldu falan. Ben kendim halletmiştim. Burada bizim birkaç aile dostumuz vardı, onlar ilgilenmişlerdi. Ama o aile dostları da kendileri de çok iyi bilmediği için maalesef bu prosedür benim için çok sancılıydı. Yanlış evrak yüzünden red yemek zorunda kalmıştım. Yanlış evrak yüzünden vize sürecim çok fazla uzamıştı. Benim için gerçekten bayağı sancılı bir süreçti diyebilirim yani. Vizenizi alıyorsunuz Türkiye'den, Viyana'ya geliyorsunuz. Burada da okula kayıt olduktan sonra, yani okul diyorum çünkü kendimden örnek veriyorum. Öğrenci olarak geldiğinizi varsayıyorum. Ya da çalışmak için gelseniz bile ilk başlarda vizenizi uzatmanız gerekecek. Evlenip bile gelseniz. Öğrenci vizesini senede bir kere uzatmak zorundasınız ve maalesef vize süreci her zaman çok uzun, çok kısa sürmeyebiliyor. Yani birkaç haftada alan gerçekten çok azdır. Genelde bazen aylar bile sürebiliyor yani. Hani bir ay, iki ay iyi bir süre gibi görülüyor artık. Bu gerçekten çok yıpratıcı oluyor psikolojik olarak. Çünkü çok stresli bir süreç. Ve zaten vizenizi uzatmak için belli başlı koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. İşte belli başlı ders kredi vermeniz gerekiyor. Sigortanız olması gerekiyor ve bankanızda para bulunması gerekiyor. Mesela benim zamanımda bu para 4-5 bin euro gibi bir ücretti. 26 yaşından sonra daha fazla para istiyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam şu an 12-13 bin istediklerini bile duymuştum yani. Hani hesabınızda o kadar yüklü bir meblağın olmasını istiyorlar. Ve şunu da eklemek istiyorum. Ben geldiğimde 1 euro 2 lira falandı gerçekten. Hatta 1,90 falandı. Biz direkt 2 ile çarpardık. Şu an euronun durumu malum. Yani şu anki kurla 19 küsür liraya falan denk geliyor. Bu çok büyük bir meblağ tekabül ediyor tabii ki de. Evet, yani bu maddeyi toparlayacak olursam vize süreci gerçekten çok sıkıntılı ve sancılı geçebiliyor. Psikolojik olarak ise çok yıpratabiliyor. Dediğim gibi bazen vizelerini 4-5 ay beklemek zorunda kalan arkadaşlarımız olmuştu ve bu durumda mesela sorabilirsiniz nasıl Türkiye gidiyorlar diye gidemiyorlar. Daha doğrusu ülkeden bile çıkmamaları gerekiyor aslında. Ama bu durumda Notfall Visum denilen bir vize var. Notfall Almanca'da acil durum demek, böyle çevirebiliriz. O vizeyle 3 aylık gidip gelebiliyorsunuz. Ama onu da bir kere kullanabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 2 yılda bir kullanabiliyorsunuz falan. Yani bu süre gerçekten psikolojik olarak yıpratıcı olabiliyor. Eğer buraya gelmeyi düşünüyorsanız öğrenci olarak veya işçi olarak buna hazırlıklı olmanızda fayda var gerçekten. Hani mutlaka yaşayacaksınız demiyorum ama bulunduğunuz, ait olduğunuz belediyeye bağlı olarak böyle şeyler yaşayabilirsiniz maalesef. Burada okumakla alakalı, daha doğrusu yüksek lisansla alakalı bir röportaj gerçekleştireceğim çok yakında. İki arkadaşım bana eşlik edecekler bu videoda. Bir ay içinde, en fazla 2 ay içinde bu videoda paylaşmak istiyorum. Umarım size de yardımcı olacaktır bu video. Orada daha fazla bilgi toplayabilirsiniz.
Evet, burada yaşamın eksilerinden bir tanesi buradaki eğitim zorluğu. Yani Avusturya Üniversitelerine bence girmek kolay ama çıkmak gerçekten zor. Bazı bölümler bir tık daha zor olabilir ama genel olarak baktığınızda girmenin kolay, çıkmanın zor olduğunu düşünüyorum. Bunda çok fazla faktör var. İçerik bir kere çok biraz sıkıştırılmış bir program olduğunu düşünüyorum. Mesela mimarlıktan söz edecek olursam resmi olarak 3 yıllık bir plan var. Hatta bizim okul benim zamanımda 4 yılda nasıl bitirilebilir diye bir plan sunmuşlardı öğrencilere. Yani sistem olarak. Ama 4 yılda bile bitilmesini ben gerçekten çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani 4,5-5 yılda bitiren arkadaşlarımız vardı. Bu bence gerçekten çok büyük bir başarı. Yani biraz sıkıştırılmış bir program var ve bizdeki gibi, yani Türkiye'deki gibi vize final olayı yok. Mesela sınavınız var, atıyorum sanat tarih sınavına gireceksiniz. Eğer hazır değilseniz kaydınızı siliyorsunuz ve sonra girebiliyorsunuz. Üstten ders alabiliyorsunuz. Yani bir sınavı istediğiniz kadar erteleyebilirsiniz. İsterseniz 6 ay erteleyin ya da 2 sene erteleyin. Bu size ister istemez bir rahatlık veriyor gerçekten. Hani ertelemiş oluyorsunuz ve böylece biraz vakit kaybetmiş oluyorsunuz. Bu tarz bir dezavantajı olduğunu söyleyebilirim. Yine okulla ilgili eksilerden bir tanesi dil sorunu. Yani biliyorsunuz Avusturya'nın resmi dili Almanca ve bölümlerin çok büyük çoğunluğu Almanca. Siz burada dili ne kadar iyi öğrenseniz de, Almancayı çok iyi bir notla, çok iyi bir dereceyle bitirseniz bile, ki ben hani kendi çapımda Almanca iyi öğrendiğimi düşünüyordum ama çok zorlanmıştım gerçekten. Çünkü okula gidiyorsunuz. Şöyle bir olay var bir de, hani yurt dışında okuyan arkadaşlarımız bilirler, okulda akademik bir dil öğretiliyor sonuçta. Ama siz kursta günlük hayat Almancasını öğreniyorsunuz. Hani öğreniyorsun işte, bugün okula gittim, dün bilmem ne yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım falan. Daha basic, daha basit cümleler kurmuş oluyorsunuz, öğrenmiş oluyorsunuz. Ama okula bir başlıyorsunuz akademik seviyede. Bana mesela kurstayken kimse kolondan, kirişten, betondan bahsetmedi. Bu kelimelerin hiçbirini bilmiyordum mesela ve o yüzden çok fazla yabancı kelimeyle karşılaşıyorsunuz. Ya da kursta mesela öğretmenleriniz sizde Hochdeutsch konuşur, yani standart Almanca ile konuşur. Daha net bir şekilde, anlaşılır bir şekilde. Ama okula başlarsanız bazı hocalarınız bazı köylerden gelmiştir ya da kırsal kesimden gelmiştir. Anlaması zor bir şiveye, diyalekte sahip olabiliyorlar. Ve onları anlaması gerçekten çok zor oluyor. Veya sınıf arkadaşınız ya da proje arkadaşınız Avusturya'nın bir köyünden geldiyse mesela, çünkü köylerde burada kırsal kesimlerde çok ağır bir şiveye sahip olabiliyor insanlar. Biraz zor olabiliyor, yani çok rahat anlaşamıyorsunuz ve çok rahat hissedemiyorsunuz kendinizi maalesef. Ve böyle durumda da ister istemez çekingen oluyorsunuz. Utanıyorsunuz, hemen konuşmaya giremiyorsunuz, tartışmaya dahil olamıyorsunuz. Bu tarz dezavantajları burada okuyan, benim gibi okuyan arkadaşlarımızın yaşadığını düşünüyorum. Yani hemen hemen herkesin mutlaka birkaç kere yaşadığını tahmin ediyorum. Ve dil konusunda çekindiğiniz için otomatik olarak arkadaş edinmeniz de zor hale geliyor. Yani zaten Avusturyalılar, hani bu ayrı bir olay, bunu daha sonraki maddelerde bahsedeceğim. Çok hızlı arkadaşlık kuramıyorsunuz Avusturyalılarla. Bu zaten ayrı bir kolay. Biraz daha mesafeliler. Yani bizdeki kadar çok hızlı kaynaşma olayı yok, onu söyleyebilirim. Ve böyle olunca biraz daha yalnız hissediyorsunuz. Ben mesela bu sorunu nasıl çözmüştüm? İlk hafta bir grupla tanışmıştım. Bir Avusturyalı vardı, İranlı bir arkadaş vardı. İşte hani burada doğma büyümeydi. Birkaç yabancı vardı benim gibi. Burada doğma büyümelerdi. Dil sorunları yoktu. Onlarla tanıştım ve çok kafamız uydu yani. Hani iyi anlaşabildik ve ben onlara vakit geçire geçire gerçekten çok fazla Almanca öğrendim. Çok fazla Almanca kelime öğrendim. Hani listening dediğimiz bu dinleme olayı daha da gelişti. Hani kulak aşinalığım arttı. Hani bu tarz şeyler yapabilirsiniz mesela. Hani bir grup bulursanız, iyi anlaşacağınız insanlar bulabilirsiniz. Sizin gibi yabancı da olabilir. Hem dili pratik yapma adına, hem birbirimize destek olma adına. Sadece okulda değil, sosyal hayatta da daha çekiniyorsunuz. Hani ben mesela İngilizce biliyordum buraya geldiğimde ama buranın resmi dili Almanca. Ve ben o zamanlar daha çekingendim. Daha içine kapanık bir yapıya sahiptim şu ana kıyasla. Hani bunu birçok seviyede aştığımı düşünüyorum artık ama o zamanlar daha yaşında vermiş olduğu şeyle daha küçüktüm, daha tecrübesizdim ve daha çekingendim. Daha önce oturduğum evde mesela mahallede bir bakkal vardı, yani küçük bir market gibi bir şey vardı ve ben dil bilmediğim için, Almanca bilmediğim için oraya girip ekmeğiniz var mı diye sormaya çekiniyordum, hani İngilizce bilsem bile. İşin komik olan kısmı daha sonra o market işletenlerin Türk olduğunu öğrenmiştim falan. Hani aylarca boşuna çekilmişim. Böyle şeyler yaşayabiliyor insan gerçekten. Hani bir tık daha geride hissediyorsunuz kendinizi. Bir diğer madde aslında bayağı önemli bir madde. Irkçılık olayı. Yani dürüst olmak gerekirse burada olabildiğince tarafsız ve objektif bakmaya çalışıyorum. Avusturya'da insanlar genel olarak mesafeliler ama saygılılar, yani dürüstler. Irkçılık olayı yaşanmıyor mu? Tabii ki de yaşanıyor. Ben bizzat yaşamadım. Yani hayatta bir kere yaşamıştım sadece. Onda da yani arkadaşlarım bilir, onlara anlatmıştım zaten. Daha önce videolarda bahsetmiş de olabilirim. Yaşlı sarhoş bir amca vardı. Sadece bana laf attı. İşte yabancılar işte bu ülkede burayı işgal edemezsiniz falan, böyle saçma sapan konuşmuştu. Ama onun dışında direkt böyle bir ırkçılık yaşamamıştım ben. Ama yaşayan çok arkadaşlarımız var. Yaşanıyor yani. Bu bir buranın gerçeklerinden bir tanesi. Ama yine de çok açık görüşlü insanlar da var. Yani bu konu biraz daha komplike bir konu. Daha derin bir konu. Hani ayrı bir videoda bile konuşulup tartışılabilir diye düşünüyorum. 2015 yılında Avusturya'ya Suriyeli mülteciler geldi.
yaklaşık 83.000 83.000 kişi falan almıştı Avusturya. Refugees Welcome diye, yani onlara hoş geldiniz mitingi düzenlediler ve yaklaşık 150.000 kişi toplanmıştı mesela. Hani hem böyle bir olay var ama bir yandan ırkçılık da yaşanabiliyor. Diğer Batı ülkeleriyle kıyaslayacak olursam mesela Almanya'da daha fazla, bu oranın biraz daha fazla olduğunu duyuyorum arkadaşlarımdan. Özellikle Asyalı arkadaşlarımdan ya da İngiltere'de ya da Amerika'da, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biliyorsunuz korona zamanı Asyalılar çok saldırıya uğradılar, hem sözlü olarak hem fiziksel olarak. Burada o tarz şeyler pek yaşanmadı. Hani en fazla birine laf atmışlardır. Ama Asyalı arkadaşlarım biraz tedirginlerdi yine de. Ama Amerika'da yaşayan arkadaşlarım daha çok daha tedirginlerdi. Çünkü orada haberlerde okumuşsunuzdur. Direkt sözlüğü bırakın fiziksel saldırıda bulunuyorlardı. Hani Avusturya o konuda daha iyi bence. Hani bu kadar sert bir şey yaşayacağınızı tahmin etmiyorum ben. Ya da oran çok daha düşüktür diye tahmin ediyorum. Irkçılıktan bahsedecek olursak. Ama genel olarak Avusturyalılar saygılılar. Açık görüşlü insanların da oranın az olmadığını düşünüyorum. Özellikle genç nesil, yani üniversite giden öğrenciler çok daha açık görüşlü ve farklı kültürlerle büyüdükleri için, yani herkesin sınıfında şu an bir Türk kökenli, Sırp kökenli, Bulgar kökenli bir arkadaş mutlaka vardır. Hani buna biraz daha aşina şekilde büyüyorlar ve artık o şekilde yetiştiriliyorlar. Eksileri saydığım maddelerden bir tanesi de olayın psikolojik boyutu. Yabancı bir ülkedesiniz, farklı bir dil, size farklı bir kültür. Evet, yani kültür çok çok uzak olmayabilir. Yani şu manada mesela bir Japonya ile kıyaslayamazsınız. Zaten 2 saatlik mesafedeyiz Türkiye'ye. Ama ister istemez tabii yabancı hissediyorsunuz ya da hissettiriliyorsunuz diyebilirim, daha doğruyu söylemek gerekirse. Ve burada doğup büyümediyseniz eğer, hani burada çok büyük bir Türk nüfus var biliyorsunuz ama onlar tabii daha burada gibi hissediyorlar. Çünkü buralılar zaten yani. Onlar daha rahat hissediyorlar. Ama benim gibi sonradan ya da belli bir yaştan sonra gelen arkadaşlar daha yabancı hissedebiliyor ilk başlarda. Böyle psikolojik etkileri olabiliyor insan. Yani depresif zamanlarınız daha fazla olabiliyor. Hasta oluyorsunuz mesela, başınızda anneniz babanız ya da ailenizden kimse yok. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Kendinizi mesela bir an çok yalnız hissediyorsunuz. Türkiye'de evde ailenizle salonda çay içerken hayal ediyorsunuz. Ama şak diye isteseniz de gidemiyorsunuz. Sınava girmeniz gerekiyor. Hastasınız. Hani birçok sorunla bazen değil, çoğu zaman tek başına başa çıkmanız gerekiyor. Tek başına halletmeniz ve sorunları tek başına çözmeniz gerekiyor. Ha, bu tabii sizi çok daha olgun bir insan haline getiriyor. Bunu artılar kısmında bahsedeceğim. Bir diğer madde Avusturyalılarla alakalı. Avusturyalılar gerçekten kibar insanlar, dürüst insanlar ve ben dürüst olmalarını seviyorum. Hani bizde mesela biraz fake atabilir insanlar. Hani bizim insanımız kibar olacağım diye biraz daha bazen, yani sahte demek istemiyorum ama kibar olmak için daha sıcakkanlı gözükebilirler falan, ama Avusturyalılarda bu oranın çok daha düşük olduğunu düşünüyorum ben. Yani daha dürüstler, hani istemiyorsa istemediğini dile getiriyor, sevmiyorsa sevmediğini dile getiriyor bir şekilde. Ama tabii bu kültürel bir şey, çok kişisel algılamamak lazım, daha mesafeliler. Bizdeki kadar sıcakkanlı değiller, daha doğrusu bizdeki kadar çabuk kaynaşma, arkadaş olma olayı yok. Komşuculuk, işte bunu tabii seven sevmeyen olabilir aramızda. Bu tarz olayları zaten yok. Hani biraz daha mesafeli oldukları için direkt aralarına girmeniz zor olabiliyor. Hani kendimden örnek verecek olursam, benim çok fazla arkadaşım var, çok farklı milletten arkadaşım var ama çok az Avusturyalı arkadaşım var mesela. Ama bunu onlarla paylaştığımda onlar da bana katılıyorlar. Gerçi bazı birçok Avusturyalı arkadaşım Viyana'da durumun böyle olduğunu söylüyor. Yani köylerde, kırsal kesimlerde insanların çok daha sıcakkanlı olduğunu söylüyorlar. Ben hiç yaşamadığım için bunu bilemiyorum maalesef. Aramızda tecrübe edilmiş olanlarımız varsa tabii ki yorumlarda belirtebilirler, bizle paylaşabilirler. Bir diğer madde, çok önemli olmasa da Avusturya'nın çok zengin bir yemek kültürü, bir zengin bir mutfağı yok maalesef. O yüzden biz acıktığımızda, dışarıda olduğumuzda Meksika restoranı, Hint restoranı, işte Lübnan ya da ne bileyim Kore, Çin, Vietnam, bu tarz yerleri tercih ediyoruz. Türk restoranı en önemlisi tabii ki de, oraya gidiyoruz. Avusturya'nın mutfağı çok zengin değil maalesef. Hani mesela bir yere gittiğinizde İtalyan restoranı görürsünüz, Hint restoranı görürsünüz, Türk görürsünüz ama kalkıp bir Avusturya restoranı görmezsiniz. Yani buradan da yola çıkabilirsiniz aslında. Hani çok güzel pastaları, çok güzel kekleri, çikolataları var, bunu kabul ediyorum. Bu mutfak olarak çok zengin bir mutfak değil maalesef. Bir diğer madde, Avusturya'nın resmi dili Almanca biliyorsunuz. Az önce bahsetmiştim, üniversitenin eğitim dili de Almanca. Ve Almanca zor bir dil. Yani sizin motivasyonunuzu düşürmek istemiyorum ama hani bir İngilizce ile kıyaslayacak olursak bir tık daha zor. Bu da belki bir dezavantaj sayılabilir. Bazı bölümler İngilizce olabiliyor. Genelde bunlar özel üniversiteler oluyor ama genel olarak burada okumak istiyorsanız, özellikle lisans okumak istiyorsanız Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Ve Almanca çok kolay bir dil değil. O yüzden ben bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum, İngilizceniz yoksa lütfen önce İngilizce öğrenin. İngilizcenizi iyi bir seviyeye getirin. Çünkü bu Almanca için çok iyi bir hazırlık olacaktır sizin için. Evet, aklıma gelen eksiler, dezavantajlar bunlar. Eklemek istedikleriniz varsa, kaçırdığım bir nokta varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kendi görüş ve düşüncelerinizi de lütfen yorumlara belirtin.
Umarım beğenmişsinizdir. Kendinizden bir şey bulabildiyseniz ne mutlu bana. Sorunuz varsa lütfen yorumlarda yazın. Bana her zaman mesaj atabilirsiniz, Instagram'dan ulaşabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Sonraki videomda buradaki yaşamanın artılarından ve avantajlarından bahsedeceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.